Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Kampının 16. haftası 3. videosundayız. Bu videoda ne yapacağız? Test 3'ün çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Düzgün altıgen ve düzgün beşgen verilmiş ve köşegenler çizilmiş. Arasındaki açı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi bu düzgün altıgende en uzun köşegen olduğu için bunlar ne olmak zorunda? Simetri ekseni 60 60 olmak zorunda çünkü 120 derece bir iç açısı. Hatta burası da 60, burası da 60 derece yapıyor mu? Yapıyor. Hocam bu da düzgün beşgen. Düzgün beşgenin bir iç açısı da 108. 108 ise bunlar da 36-36 yapacak. E burası da 108 derece olacağından dolayı buraya kaç derece kaldı? 72 derece kaldı. Ve şu üçgene bakıyoruz gençler. Bu üçgende ne var? İki iç açın toplamı bir dış açı. Yani x neye eşittir? 60 artı 72'den 132 dereceye eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız böylelikle denizli çıktı. Geldik ikinci soruya. Evet 16 20 verilmiş. X kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Alfa beta'ya dalacağız. Da 20 iken burası da 20. Alfa beta burası da alfa. Hmm. bir tane daha şey yapmamız lazım değil mi? Alfa betalı üçgen oluşturmamız lazım. Şuradan dik çizersem olmaz. Özellikle kare arkadaşlar eş üçgeni tercih ederiz. Burada çünkü 12 16 20'den burası 12 çıktı. Tamam buradan dik çizince e, buradaki değerler saçma değerler çünkü arkadaşlar. Daha güzel değerler çıkabilir. E, zaten İki tane dik çizme ihtimalimiz vardı. Ya buradan dik çizeceğiz ya da C köşesinden. C köşesinden çizilen dik hop nereye? Geniş açılı olduğundan şuraya doğru düşer arkadaşlar. E buradan dik çizdiğimiz zaman şöyle alfa 90 burası da ne oldu? Beta oldu. Ve şu üçgenle şu üçgen ne oldu arkadaşlar? Bu üçgenler birbirinin benzeri. Hatta nesi oldu? Benzerini bırak. Birbirinin eşi oldu. Çünkü alfa beta 90 90'ın karşısındakiler 20 olduğundan dolayı. Alfanın karşısı 12 ise buradaki alfanın karşısı da 12'dir. Betanın karşısı 16 ise betanın karşısı 16'dır. 4 kaldı. Ve burada bir pisagor. Yani burada 4 ve 12'deki ortak çarpan ne? 4 çarpı 1. 4 çarpı 3. X de direkt 4 çarpı kare küçüğüne 1'in karesi artı 3'ün karesinden 4 kök 10'a eşit olacaktır arkadaşlar. İkinci soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik üçüncü soruya. 90 dereceler var soruda öklit varmış gibi aslında ama şöyle 4 kök 5 ise burası da 4 kök 5'i yazınca vallahi şuradaki üçgende kenar ve kenarda güzel bir şey olduğu için 2 kök 5'e 4 kök 5 alfa beta'ya dalasım geldi. Sanki daha rahat çıkacak arkadaşlar. Çünkü alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 oluyor arkadaşlar. O yüzden alfa 90 ise burası da beta oldu. Burası da alfa oldu mu arkadaşım? Oldu. Şimdi dikkat edin. Bütün üçgenlerde alfadan beta'ya geçiş 1'e 2'dir. En küçük üçgenden başlayalım isterseniz. Hocam alfanın karşısı a ise betanın karşısı 2a'dır. A 1 2 kök 5 üçgeninden a'yı kaç bulduk arkadaşım? Kök 5 bulduk. Kök 5 değil pardon. Küçük olan a 1 2 kök 5 üçgeni ya burası a kök 5 yapacak. A dediğimiz kaç çıktı? 2 çıktı. Hatta burası 4 çıktı. Sonra buradaki üçgende bir şeyler yapabilir miyiz arkadaşlar? Buradaki üçgende de B'ye 2B diye midir? Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. 1 2 kök 5 üçgeni burası da b kök 5 olduğundan dolayı b'yi de kaç bulduk 4 bulduk hocam burası 4 burası 8 oldu sonra öklit bağıntısı yapabiliriz ama bence yine bir alfa beta var arkadaşlar buradaki üçgende yani şu üçgende arkadaşlar alfadan beta'ya geçiş 1 2 burası da beta ya alfanın karşısı 8 ise beta'nın karşısı kaç yapacak 16 yapacak e 4 buradaysa buraya da kaç kaldı 12 kaldı dediğim gibi öklit bağıntısından falan filan da yapabilirsiniz ama benim tercihim alfadan beta'ya geçiş güzel bir şey varsa bu benzerliği uygulamak Evet üçüncü soruyu C an bulduk geldik dördüncü soruya. Evet yukarıda verilen ABC'de dikdörtgeni AF ve D'ye doğru parçalarıyla 3 eşit alanlı bölgeye ayrılmıştır. Hmm. Hocam burası A burası A burası A ne yapalım bir şeyler çizelim. Arkadaşlar köşegen genelde böyle köşegen çiziyoruz bunlarda ama köşegen çizemediğimiz zaman şu şekilde üçgende oluşturabilirsiniz. Bu da tüm alanın yarısı değil mi? Evet tüm alan 3A ise 3A bölü 2 olacak burası. Bölü 2 ile uğraşmak istemiyorum. O yüzden ben bunlara ne diyeyim Oradaki eşit alanlara 2A diyeyim. Hocam burası 2A olsun, burası da 2A olsun, şurası da 2A olsun. E 2 4 6A. Tüm alan 6A ise buradaki alan ne yapmalı arkadaşlar? Buradaki alan tüm alanın yarısı olmak zorunda. Yani burası 3A olmak zorunda arkadaşlar. E 3A olacaksa o zaman burası kaç yapıyor arkadaşlar? A mı yapıyor? Evet, çünkü 2A'sı burada, A burada kaldı. O zaman buraya da A kaldı. Güzel. Arkadaşlar 4'teki alan A ise 2A'daki bak A tabanında 4 varsa 2A tabanında 8 vardır diyebiliriz. Direkt buradaki uzunluk 8 çıktı. Çünkü niye? Şurası 15 ya burası da 15. 4 çarpı 15 bölü 2'den A'yı da bulabiliriz gerçi ama aynı paralel doğru üstünde ya. İşte A 2A alanı varsa tabanlardaki oranda 1'e 2 olacak diyebiliriz. Direkt buraya 8 yazabiliriz. Ya da hocam 4 çarpı 15 bölü 2 A'ya eşit 2A'da burası e, bilmem ne çıkacak. Ondan sonra şu çarpı şu bölü 2'den de oradan Sonuca ulaşırız aslında ama ben dediğim gibi A2 olduğu için tabanlardaki yüksekleri aynı olduğu için tabanlardaki oranda 1'e 2 olacak diye 4 ken 8'i yazdım. Eyvallah. Hocam burada da A'ya 2 A var. Yani burası Y iken burası nedir? 2 Y'dir. Bu arada 8, 15, 17. Yani 3 Y eşittir 17 ise Y buradan 17 bölü 3 geldi ama bizden X isteniyor. Yani 2 Y isteniyor arkadaşlar. O da 34 bölü 3 gelir. Yani cevabımız 4. soruda C. Han çıktı. Geldik 5. soruya. Kenar uzunlukları 2 birim olan özdeş 12 tane kare aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Üst kattaki her karenin alt köşeleri alt kattaki karelerin orta noktalarıdır. Evet bunlar tam orta noktasına gelmiş arkadaşlar. Üst kattaki alttakinin tam orta noktası oluyormuş arkadaşlar. Eyvallah. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. E tam orta noktasıysa arkadaşlar şu alanı bulacağız. İsterseniz tüm şu şeklin alanın Yo. Şekil belli. Boyalı bölgen. Tamam. Şöyle yapabiliriz. İsterseniz ayrı ayrı bulabilirsiniz bu alanları. Ya da hocam şunu şöyle tamamlayıp şuradaki alanları çıkartabilirsiniz. Ya da ne yaparsınız? Tüm alandan bir tanesi 2 değil mi arkadaşlar? Bir kenarı. Evet 2. Bundan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane 2'nin karesi var mı? Tüm alan evet. Bundan şu beyaz alanı çıkartacaksınız arkadaşlar. Beyaz alanı çıkartırsanız burayı bulursunuz. Beyaz alan nedir? 2, 4, 6, 8, 10. Tabanımız 10. Yüksekliğimiz kaç arkadaşlar? Yüksekliğimiz de 1, 2, 4, 6. Yüksekliğimiz de 6 yaptığına göre 10 çarpı 6 bölü 2. O zaman bu 48 eksi 30'dan cevabımız kaç çıkacaktır? 18 çıkacaktır sevgili gençler. Beşinci soruyu böylelikle denizli bulduk. Geldik 6'ya. Evet şunlar birbirine eşit verilmiş. İkiz kenar hemen tabanına ait yükseklik çizesimiz geldi. Ama e tabanla alakalı bir şey var mı? Yok. Sadece bunları 6 6 vermiş. A'yı e da x olarak vermiş. Yukarıdaki şekilde BDC üçgeninin alanı yamuğun alanının 7'de 3'üdür. Hmm. Arkadaşlar BDC üçgeninin alanı 3A iken yamuğun alanı 7A'ymış. O zaman burada kalan kaç A olacak? 4A olacak. E biz buradan bir şeyler bulduk mu arkadaşlar? Bulduk. Ne bulduk? Şimdi yamukta şu 6 3a alanında alt taban varsa 4a alanında kaç taban vardır arkadaşlar? Yükseklikler aynı ya iki paralel doğru arasında. Yamukta ters üçgenlerdeki alanlar oranı tabanlar oranına eşittir. Ee, 3a alanındaki 6 ise 4a tabanındaki burası da 8 mi olur? Evet. E sonra bizden x isteniyor. Hocam x'i bulmak için ne yapacağız? Şuradan bir dik dik yamukta ne yapıyorsak onu yapacağız. Şuradan bir dik dörtgen oluştursam, 6 ise burası 6, x ise burası x, buraya da 2 kaldı. Pisagor x'in karesi artı 2'nin karesi eşittir 6'nın karesi olduğundan 32 yapar x kare. x kare 32 yaptıysa x de buradan kök 32. Kök 32 dediğimizde nedir arkadaşlar? 4 kök y eşit olur? Evet. Cevabımız böylelikle 4 kök 2 çıktı. Yani 6. soru denizli oldu. Geldik 7. soruya. Evet düzgün beşgen verilmiş. EM ile CK birbirine eşit verilmiş. EM ile CK birbirine eşit verilmiş. MD ile de CL birbirine eşitlenmiş. MD ile de CL birbirine eşitlenmiş. Tamam. Yuvarlak çizgi oldu arkadaşlar. Yuvarlak artı çizgi oldu. O zaman ya da çift çizgi diyelim şuraya. Çift çizgi. Bunlara da çizgi çizgi diyelim isterseniz. Bakın düzgün beşgenin bir kenarı çizgi artı çift çizgi. E o zaman burası da çizgi artı çift çizgi olacağından burası da çizgi oldu. Çizgi artı çift çizgi olacağından burası da çizgi oldu. Hocam şu üçgenler eş üçgenlerdir. Sebep çünkü düzgün beşgenin açıları olduğundan dolayı Burada kaçı 108. Burada kaçı da 108. Dikkat edin. 108'in kolları çizgiye çift çizgi. 108'in kolları çizgiye çift çizgi. O zaman bunlar eş üçgen. Eş üçgen olduğu için 108'in karşısındaki bu kenarla 108'in karşısındaki bu kenar birbirine eşittir. Yani burası da x'tir. E başka ne diyebiliriz? Çizgiyi gören açı alfa ise çizgiyi gören açı alfadır. Sonra buraya beta dersek çift çizgiyi gören çift çizgiyi gören betadır. Çünkü eş üçgende açı yazmakta çok önemliydi. Eşit kenarları gören açılar da birbirine eşittir. Arkadaşlar Alfa artı beta artı 108'in ne olduğunu biliyoruz. 180 olduğunu biliyoruz. Alfa artı beta buradan kaç gelir? 72 gelir. Alfa artı beta 72 ise bak bunlar yan yana. O zaman buraya kaç kaldı? 108 kaldı. Ve ikiz kenar. 108. 180'den 108 çıkart. 72. 2'ye böl. 36. 36 mı çıkar arkadaşlar bunlar? Evet. Cevabımız böylelikle 36 çıktı. Yani 7. soru Denizli çıktı. Geldik 8. soruya. Arkadaşlar bu sorunun cevap anahtarında şöyle bir değişiklik oldu. Kök 30, kök 35, kök 39, 2 kök 10 ve 3 kök 5 oldu. Cevabı C bulduysanız herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Devam edebilirsiniz. Şurada bir soruya başlamadan önce bir konuşmak istiyorum. Arkadaşlar ben konu anlatımına bu testleri sonradan ekledim. Ama testlerde bakıyorum ki genelde hatalar testlerden çıkıyor. Birkaç tane hata çıktı. Kusura bakmayın gerçekten çok mahcubum bu anlamda. Çünkü niye? Sebebini söyleyeyim. Bir işi yapacaksan tam yapacaksın. Kendin yapacaksın. Ee, arkadaşlar ya burada başka başkalarına emanet ettim. Burada hata var mı diye bir kontrol edin. Çünkü o zamanlar çok yoğunluğu falandı filandı gibi şeyler vardı. Ee, ama başkalarına da emanet edince sağ olsunlar. Çok e, yardımcı da oldular. Ben sadece kendime kızıyorum. Ee, kendim de üstünden yine geçmeliydim. Ee, başka bir şekilde yani bir işi tam yapmak istiyorsanız bu da Görüyorsunuz. Şekillerde görüyorsunuz. Benim gibi bahçıp olursunuz. Bir işi kendiniz daha iyi bir şekilde yapabilirsiniz. Kendi kontrollerinizi kendiniz yapın. Ya da bir iş yapacaksanız tam anlamıyla her şeyiyle en titiz bir şekilde kendiniz yapın lütfen. Ben e, bu hayat felsefesinde olan birisiydim ama e, nedense çok 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 yoğunluğuma denk geldiği için testlerde böyle başka bir e, ele emanet ettim. Ve böyle küçük ufak tefek sıkıntılar yaşıyorum. İlk baskılarda böyle sıkıntı var. Ondan sonraki baskılarda olmayacak. Kusura bakmayın. Neyse devam edelim çözüme. Evet gençler, kenar uzunluğu 2 birim olan düzgün altıgen biçimindeki kartonun ön yüzü mavi, arka yüzü kırmızı renktedir. C ve D orta noktalar olmak üzere altıgen CD boyunca katlandığında şekil 2'deki gibi yedigen oluşuyor. Arkadaşlar bu böyle katlanmış. Bak şunu şöyle katlıyorum. Arka tarafı gelmiş oluyor buraya. Bize diyor ki buraya göre altıgenin A köşesi altıgenin A köşesinin ilk konumuyla B köşesinin ikinci konumu arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle bir katlamayı geri açalım. Hani biz bu kağıdı katladık ya katlanmış hali bu katlanmışı şöyle geriye, geriye doğru açalım. Açalım bakalım geriye doğru. Hocam açılmış hali bu. Şöyle bir şey mi yapacak arkadaşlar? Evet. Açılmış hali bu yaptı. Şimdi şuraları neydi? Şuraları birbirine eşitti. Bak şunlar birbirine eşit, Orta noktalardı. Şunlar da birbirine eşitti. Ve bunlar da bir kenarı kaç birim? 2 birim. Bunlar da bir birim bir birim. E arkadaşım hadi bakalım işlemimizi yapalım. Burada A konumu önceden ilk konumunda böyle değil mi? Evet. A'nın ilk konumuyla B buradaydı. B katlandığında ikinci konumunu elde edeceğiz. Katlandığında B noktası simetri olarak buraya mı geliyor arkadaşlar? Evet. Yani A'nın ilk konumuyla B'nin ikinci konumu arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. İşte tam olarak şurası soruluyor. Şimdi ne yapacağız? Bu katlamayı üst, katlamanın üstünden geçelim. Katlama da üst üste binen kenarlar birbirine eşit mi? Eşit. Hocam burası 120, 30, 30 mu? İkiz kenarlıktan evet. Burada kaç kaç derece? 150 derece. Sen bunu böyle katladığın zaman bu açı 150 ise bu açı da 150 derece olacak. Dolayısıyla buraya kaç kaldı arkadaşım? 120 derece kaldı. Çünkü 150'ye 150 yapacak. 30'u buradaysa 120 kaldı. Hocam 150, 150, 300. Buraya kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. Sen bu doğru boyunca katlıyorsun. Bu doğruya göre alıyorsun. O zaman şunu da şöyle birleştirecek olursanız. Bunun katlanmış halde burası olduğundan dolayı bu açı 60 derece olduğundan şunlar da 60'ar derece oldu mu? Oldu. Yani burası da çift çizgi oldu. Bir kenar 2 birimdi. Yani burası bir birimdi. bir birim, bir birim, bir birim. Burası 2 birim, burası 2 birim, birim, burası da 2 birim. Şimdi bizden ne isteniyor? Şu AB uzunluğu isteniyor. Ne yapacaksınız burada? Hocam kosinüs teoremi yapabiliriz şuradaki 120'den dolayı. Ama biz kosinüsü sevmiyoruz. Ne yapacağız? Sinüs yapalım pardon kosinüs sevmiyoruz sinüs yapalım derken. Kosinüs sevmiyoruz hop şurada kalkmış. 120'nin 180'e tahmin atmış değil mi? Evet. Şuradan bir dik çizeriz olay biter. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1'dir. 60'ı karşısı da köküçtür. E o zaman burada da bir pisagor köküç ve burası kaç yaptı? 6 yaptı. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? X'in karesi eşittir. Köküçün karesi artı 6'nın karesi diyeceğiz. Çünkü kenarlarımız kaç? Köküçe 6 olduğundan dolayı. Dolayısıyla burası kaç çıktı? 36 artı 3'ten 39 çıktı. X de buradan kök 39'a eşit oldu arkadaşlar. Yani cevabımız Ceyhan oldu. Tamam. Evet. Böylelikle kaçıncı soruyu? 8. soruyu Ceyhan bulduk. Geldik 9. soruya. Kenar uzunlukları 8 ve 19 birim olan dikdörtgen biçimindeki bir kağıttan 1, 2 ve 3 numaralı kareler kesilerek 1, 2, 3 kesilerek şu dikdörtgen elde edilmiş. Arkadaşlar bu bir kareymiş. O zaman bunun bir kenarı 8. Burası da 8. 2 de 1 kareymiş. 3 de 1 kareymiş. Ha, 3'ün de şu bir dikdörtgen ya. 8 iken burası da 8. O zaman burası da 8. 8 8 16 ise buraya 3 kaldı. 2 numaralı şekilde bir kare olduğunda bu da 3 3 3 yaptı. Hocam bunun tamamı 8 ise bu da 8 olacak. O zaman buraya kaç kaldı? 5 kaldı. Boyalı dikdörtgenin alanı kaçtır diye soruluyor. TYT'de sorulmuş bir soru arkadaşlar. Benzeri. Bunun alanı nedir arkadaşlar? 3 çarpı 5'ten 15 olur. Cevabımız böylelikle akçay oldu 9. soruda. Geldik 10. soruya. ABCD parayal kenar, AC köşeken ve ne demiş? AE 8 birim, EB'nin uzunluğu 5 birim, 80 birim karede alan ABCD verilmiş arkadaşlar. Şekildeki boyalı alanlar birbirine eşit olduğuna göre. Heh. Şimdi arkadaşlar, şuraya 5A diyeyim çünkü 5'te kalan 5A ise, 8'de kalan 8A demeyecek biz arkadaşlar. Evet, Tamamına 8A dedik. Boyalı alanlar birbirine eşitse, o zaman burası da 5A yaptı. E, burası da 3A mı oldu arkadaşlar? Evet. Şimdi burada kalanları bulduysak tamamı 8 aldığında buraya da 3A kaldı. Hocam 3A'ya 5A oran var burada. O zaman burası 3K burası da 5K mıdır? Aynen öyle. E 3K'ya 5K oran var ve tüm alan 80. Tüm alan 80 bizden ADF üçgenin alanı soruluyor. Yani şu üçgenin alanı soruluyor. O zaman burada da bir alan dağıtalım. 3K'da kalan 3B ise 5K'da kalan 5B midir arkadaşlar? Evet. Tamamı 80 olduğuna göre bu da yarısı değil midir? Bu yarısı da 40 olmaz mı arkadaşlar? Yani 8B eşittir 40 ise B'yi buradan 5 buluruz. Bizden ne isteniyor? ADF üçgenin alanı isteniyor. ADF üçgenin alanına baktığımız zaman o da 5B yapar. 5 çarpı 5'ten B yerine 5 yazdığımız zaman cevabı ne buluruz? 25 buluruz arkadaşlar. Dolayısıyla 10. soruyu böylelikle Denizli bulduk. Geldik 11. soruya. Çekilde verilen karelerin birer kenarları AB doğrusu üzerindedir. Evet AB doğrusu üzerinde karelerin birer kenarları varmış. Buna göre diyor boyalı bölgelerin alanları toplamı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler hadi bakalım bulalım. ÖSYM nasıl sorusunu sormuştu? Direkt 1 2 3 verip şuradaki boyalı bölgelerin alanını sormuştu. Ve bunun alanı aslında çok da kısa bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Nasıl çıkıyor? Öncelikle şuraya bir gidelim bakalım. Hocam şurası 1 2 ve şurası da 3 verilmiş mi? Verilmiş. Şimdi burası 3 mü? Kare olduğundan dolayı 3. O karenin büyük karenin bir kenarı 4 olduğundan buraya da 1 bir birim mi kaldı? Evet. E şuraya bakacak olursanız hocam burası 3'e 3. Bir orta taban çizgisi değil mi bu? Şunlar birbirine paralel. Değil mi? E, o zaman burası ne oldu arkadaşlar? 3 bölü 2 olacak. Yani 1.5 olacak. Arkadaşlar burası 1.5 oldu. Orta tabandan dolayı 1.5. Hatta burada 1 bölü 3 orandan dolayı şurayı da bulabiliriz. Şuraya ne diyelim? 3 bölü 2 diyelim isterseniz. 1.5 demeyelim. Hocam buraya bakacak olursanız da burada da bir temel orantı 1 bölü 3 oran var burada. Hocam 1 bölü 3 orandan dolayı 1 bölü 3 burası da 1 bölü 2 mi çıkıyor? Evet. E tamam 2 olduğundan burası da 1 bölü 2 mi oldu? Aynen öyle. Hocam burası kaç oldu? Burası da 3 bölü 2 oldu. Şimdi siz bu alanları ayrı ayrı bulmaya kalkarsınız. Hocam bu alan 1 çarp 1 bölü 2. Bu alan alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Bu alanda 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 artı 3 çarpı yükseklik bölü 2 yani 3 bölü 2 dersiniz. Ama dikkat ederseniz hocam şuradaki alana A diyelim burada kalana B diyelim burada kalana C diyelim. Dikkat ederseniz burada B alanı alt tabanla üst tabanı 3 bölü 2 ve 1 bölü 2 iken yüksekliği 2 mi? Evet. Bakın şurası da aynı şekilde alt taban ve üst tabanı 3 bölü 2'ye 1 bölü 2 yüksekliği de 2 olduğundan burası da B alanı değil mi? Yani sen A artı B artı C alanını direkt bulabilirsin. O da ne yapıyor? A artı B artı C'yi böyle düşüneceğinize A artı B artı C direktman şu üçgenin alanı yapmış oluyor arkadaşlar. Yani 3'e 6'lık bir alan oluyor. 3 çarpı 6 bölü 2 18 bölü 2'den 9 yapar. Peki şuraya da bir D alanı diyelim. D alanı da basit bir basit. Çünkü niye? Karenin alanından şu alanı çıkartabilirsiniz. Ya da direkt burası 4 ya. Alt taban artı üst taban. D alanı da 4 artı 1 çarpı yükseklik bölü 2'den sonuca ulaşabilirsiniz. Çarpı yükseklik bölü 2. 5 kere 4, 20 bölü 2'den 10 çıkar. E bizden ne isteniyor? A artı B artı C artı D isteniyor. Şurası 9, burası 10. Toplamı da kaç yapıyor arkadaşlar? 19 yapıyor. Bak bu anlamda çok güzel bir soru. ÖSYM direktman şöyle şu şekli sormuştu. Uğraşanlar yaptı, uğraştı. Ama şunun da alanın bir, birbirine eşit olduğunu fark edenler yani alanı buraya taşıyanlar daha kolay bir şekilde direktman 3 çarpı 6 bölü 2'den sonuca ulaştı. Diğer arkadaşlar en az bir dakika soruyu uzatmış oldu. İşte ÖSYM bazen böyle şeyler yapabiliyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Özellikle taralı alanlar toplam istenildiğinde bir üçgenin yapabiliyor mu? Ya da bir dörtgen dikdörtgen falan olabiliyor mu? O alanı başka bir yere taşıyabiliyor musunuz? Taşıyamıyor musunuz? Ona dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Gençler böylelikle cevabı Denizli bulduk ve bu testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testte test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.